Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hakkınızın için güzel takipçilerimizi sağlasan sizleriz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün benim günler yorucu geçiyor bu aralar. Evin işleri, örgü videosu, yemek videosu derken aman dolaba bir şeyler koyak, aman işte biraz daha konserve yapacağım da nasıl yapacağımı bilmiyorum. Onu konserve yapacağım. Domates dedim ucuzlamışken 10 liraya düşmüş, 9 liraya düşmüş. Bazı yerde 8,5 liraymış. Ucuzlamışken dedim azıcık dedim şey yapayım da onun adı domates konservesi yapak. Atak şeyi. Kışlık hazırlık biraz da yapabilirsem dolaba yapacağım. Onun için bu aralar böyle koşuşturmayla yorucu olarak geçiyor. Biraz dedim epeyden beri hemen bayağı oldu. Kuru fasulye yemek dedim. Kulağın canı istemiş kuru fasulye. Dedim yapayım da dedim. Havalar sıcak ama değişiklik olsun diye kuru fasulye yapayım dedim arkadaşlar. Daha girip dışarıyı yıkayacağım. Onun için ben yemeği ocağa koyayım da o pişene kadar ben gidip pilavı da ocağa koyarım. O pişene kadar ben gideyim dedim. Dışarıyı kameraya geleyim. Of. Yoruldum. Biber vardı işte. Gördüğünüz videosunu izlerseniz. Biber vardı. Biberleri doğradık. Biriktirdim hep. Onları doğradık. Dolaba koyduk. 11 poşet çıktı. İyi oldu. O da yemek nasip olacak mı bilmiyorum işte. Allah nasip eder belki diyerekten yiyor. Yapıyor. Videolarda arkadaşlar vallahi bakacağım işte internette 48 saat dedi ama bilmiyorum nasıl olacak. Gelirse zaten yeni videolardan yüklerim. Gelmezse eskilerden mi devam ederim veyahut da bir yere gider bir yerde mi yüklerim. Benim internetim 7 GB. 7 GB da bana yetmiyor. Yetmediği için interneti örgüyü yüklesem, örgü de yüklemesem olmuyor. Örgüyü yüklesem bloğu yükleyemiyorum. Bloğu yüklesem örgüyü yükleyemiyorum. Dur bakalım nasıl edeceksin. Eşime dedim sen bu eti doğra. Ben de dedim o sırada çamaşırları serin dedim. Ben çamaşırları serdim o sırada. Meysa da biber yaptım. Yeri toparladı. Tepsileri falan yıkadı. Babası eti doğradı. Tezgahın içinde. Ondan sonra ben çamaşırı serdim o sırada. Şimdi koştur koştur geri içeriye geldim. Bunları ayarladım. Kahvayı yıkadım. Şey yaptım. Bunları ocağa koydum işte. Şimdi habire çamaşırlar vardı. Abdullah telefon açtı. Benim şeylerim var. Anne. Kaprilerim var. Onları yıka diye. Geceye giderim belki işe dedi. Onun çamaşırlarını attım makineye. Mustafa geldi. Duş aldı. Kuaföre gitti. Kuaföre derken yani berbere. Saçımı bir fön çektirin de gelin dedi. Askere giderken ne kadar saçımı kestirmeyeceğim diyor. Valla o askere giderse, Allah nasip edipse, Meysa'la üniversiteye giderse ben ne yapacağım bilmiyorum. İkisinin de yokluğuna herhalde birden... Yani yokluk derken Allah korusun, geliciler şey yapıcılar da bir Kur'an kursuna gittiler zaten ağlıyor. Kışımız çıktı. Allah'ım nasıl edecek? Meysa'nınki de daha bellisi işte ikinci tercihleri bekliyor. Biri o günü yazmış demiş ki ne? Onun demiş şeye gideceği falan yok demiş. Otursun evde yemek yapsın demiş. Öğrensin sana yardım etsin. Ya bana yardım eder etmesine de okumasının da önüne geçmek istemiyorum ben. Çünkü ben okuyamadım. Babam göndermedi. Yokluk derken hele dün ne derken. Babam göndermedi. Ben yatılı Kur'an kursuna gittim. Oraya da göndermedi babam. Onun için ben kızımın önüne geçmek istemiyorum. Okusun, kendini kurtarsın. Mesleğini eline alsın. En azından okusun. Hevesi içinde kalmasın. Okuma hevesi içinde kalmasın. Benimki içimde kaldı. En büyük hayalim hemşire olmaktı. Çok istiyordum hemşire olmak. Bizim komşumun kızı vardı. Derdi ki sana hemşirelik çok güzel yakışır derdi. O zaman hemşirelerin başında şey vardı. Tacı vardı. Şimdi öyle değildi. Onun için ben kızımın hayalinin önüne geçmek istemiyorum. Okusun kendini kurtarsın. Belki okup da bir yere memur olarak falan da çakabilir. İlk tercihinde okul puanından yanlış olmasaydı. Şimdi zaten
şey olurdu. En azından yerleşmedi belli olurdu. Yurt başvurularına bakardı. Dur bakalım işte. Hayırlısı olsun. Şimdi bunu geri böyle şey yapayım arkadaşlar. Bunu düdüklüye aktaracağım. Düdüklüde pişireceğim. Çünkü fasulyeyi ben haşlamadım. Akşamdan ıslattım. Sabah da kalktım kahvaltı yaparken de bir aşırı şöyle bir aşırı sadece. Bir kaynadı. Kapattım. Şunu da koyayım da et de pişecek çünkü. Bir aşırı kaynadı, kapattım. Ondan sonra şey yaptım, ne onun adı. Bekledi bu saate kadar. Biberle falan uğraştık derken ancak bu saat oldu. Şimdi bunu düdüklüye aktaracağım. Düdüklü de kendi halinde altını kısarım. Kendi halinde pişsin arkadaşlar. O sırada o pişerken de beraber pişmesine yakın pilav ocağı koyarım. O sırada gider dışarıyı hallederim, ondan sonra gelirim arkadaşlar. Şeyinde diyetimde bunu kullanıyorum arkadaşlar. Hibiskusuymuş bu. Hibiskusu mu işte her neyse. Eşim gitmiş o günü almış. Al dedim ben. Kilosuna 300 lira demişler de. Eşim şey almış. 50 liralık almış. Gayet güzel. Hafif mayhoş bir eşkiliği var. Güzel. Onu şey yapacağım arkadaşlar. Kullanacağım. Bakacağım. İnşallah faydasını görürüm arkadaşlar. Ben bunu şimdi düdüklüye aktarayım arkadaşlar. Arkadaşlar düdüklünün içine aktardım. Şöyle. Ağzını kapatayım. Şöyle tuz atayım biraz. Çünkü bu yemeklerim kıt oluyor. Eşim de aynı şeyi söylüyor. Tuzu kıt oluyor diye. Şöyle tuzunu atayım. Bu zaten çabuk kaynar. Ağzını kapatayım. Derecesini düşürelim. Ve benim de en çok korktuğum şey bu düdüklü. Ama yine de kullanmaktan vazgeçmek. Ağzını altını düşürdüm arkadaşlar. 1000 dereceye getirdim. Bu burada yavaş yavaş kaynasın. Ben de gideyim. Şeyi, bahçeyi yıkayayım arkadaşlar. Onu da çekebilirsem çekerim. Çekemezsem sofrada görüşmek üzere canlarım. Bu yeni kedimiz arkadaşlar. Gerneşiyor. Ancak yatıyor. Bir de çok sırnaşık. Tepemize çıkacak o derece. Ve tavukların havluyu getirdiği son durum. Şöyle göstereyim. Çamaşırları serili orada. Ne ya? İple dediği bak bu. Tel mi o? Süzgeç mi? Klasik tel gibi bak. Süzgeç mi yani? Süzgeç mi? İşte tel bu süzüyor bak. Filtrelerimizi o gün eşim değiştirdi. Almış. Çin malı. Yok. Gavur malı. Diyor, adam geldi diyor ya bunlar adam Çin malı. Ben ağzımı açtım. Adam gelmiş arkadaşlar. Dedik filtrene işte şeyi. Dedi motoru bozulmuş. Dedi ki ne? Benden ki ne? Eşim değiştirdi filtreleri dedi. Hepsi dedi Çin malı dedi. Ben sanki arabama sattım. Neyse. Arkadaşlar. Gırgır şamata bir yana. Havlumuzun son durumu ve şuranın son durumu. Batırdılar böyle. Şu iki tanesi de niye dışarıda onu anlamış değilim. Şuradan zıplıyorlar şöyle. Şuradan zıplıyorlar. Hemen bu tarafa geçiveriyorlar. Öbür tarafta duramıyorlar. Ne hikmetse bu tarafa geçiyorlar. Şurada 70. Bir de buralarda bir yedi daha vardı da. O da nerede bilmiyorum. Onu göremedim şimdi. Şurada. Bakın gördünüz mü? Şuralarda falan var daha. Şöyle yukarılarda falan var. Zeytin bunda yok bu sene. Zeytinimiz yok zaten. Dün iki günden beri eşim dışarıda semaverde çay demliyor. Hiç yok. Şöyle. Asmanın dalı da buraya düşmüş. Zeytin bu dalda var. Sadece başka dalda yok. Hepsi bu kadar. 5 kiloluk çıkar herhalde. Kararıp yere dökülmezse tabii ki. Şey
edeceğim şimdi. Araba yaparsan belli olur. Sen akıllı, boşuna söylüyorsun. Sen şeye de, Mehmet'e veyahut da Sertan'a de, böyle böyle de. Ben faturamı ödeyim, aylıklı da aylığından kesmiyorum. Öyle. Ne babana söyleyeyim de babana yalvarıyor. Baba faturamı ödeyim. Valla kuru fasulye çok güzel olmuş. Buyurun efendim. Arkadaşlar, kuru fasulyemiz, pilavımız, bugünlük videomuz bu kadar. Havlumuzu yıkadık, tertemiz oldu. Şimdi karanladı ama yine de gösteririm size. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.